Merhaba arkadaşlar, Şanslı Mısır Perot kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere cennet papağanı cinsiyet nasıl tahmin edilir, nasıl kesin sonuçlar alınabilir bu konu hakkında bilgi vereceğim. Cennet papağanları en çok cinsiyet konusunda karıştırılabiliyor. Tabii ki %100'lük bir sonuç alınamaz bu verilerden. En iyi sonuç bağlı bulunduğunuz bölgedeki veteriner hekim tarafından test yapılmasıdır. Tahminleri hakkında, varsayımlar hakkında bilgiler aktaracağım. Cennet papağanını görüyorsunuz. Şanslı ve Mısır'dan örnek vererek gideceğim sizlere. Şanslı ve Mısır cinsiyet ayrımı nasıl yapılabilecek? Bunlar nasıl sizin için daha kolay olabilir? Bu videonun detayını da belirteceğim. Gördüğünüz üzere en başta cennet papağanlarının cinsiyet örneğini kuyruklardan anlayabilirsiniz. Bakın, mısır yani sarı olan lutino biraz yelpaze gibi kuyruğu, yeşil olan klasik cennet papağanı şanslı biraz daha keskin geliyor gördüğünüz gibi. Şanslı yani yeşil olan erkek, sarı olan lutino olan dişidir arkadaşlar. En basit örneğini buradan anlayabilirsiniz. Kuyruk yelpaze gibi ise cennet papağanınızın dişi olabilitesi çok yüksektir. Ama kuyruğu sivri yelpaze gibi değil, biraz kısa ise erkek olabilmesi çok yüksektir. Gördüğünüz gibi yeşil olan yani şanslı erkek, sarı olan lutino olan mısır dişidir arkadaşlar. Bir de tünekteki duruşları da önemlidir. Yani erkeklerin bacak arası biraz dişilere göre dardır. Dişilerin ise tünekteki duruşlarına bacak arası geniştir. Buradan bunlar en başta somut örnekler. Yani çevrenizdeki birçok kişiye sizden bakın, erkeğin bacak arası dardır arkadaşlar. Tünekte dururken dar durur. Şu anda şanslı hareket ediyor ama bakın dar durur. Bacak arası çok geniş değildir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dişilerin biraz daha bacak arası açık. Erkeklerin ise bacak arası dardır. Bakın Mısır'ın bacak arasına bakın, geniş, ama erkeğinki biraz daha ona göre dardır. Kuyruğa bakın. Göz çehresine bakın. Dişilerin biraz daha göz çehresi benim gözlemlediğime göre küçük olabiliyor veya gagası küçük olabiliyor. En iyi bacak arası. Bakın bacak arası geniş olan, duruş pozisyonuna göre değişebilir. Bazen erkek olan da bacak arasını açabilir. Mesela şu anda şanslı bacak arasını açtı, görüyorsunuz. Bu sefer mısır kapattı. Ama bu oradaki duruş şekline göre, yani rahat pozisyonuna göre. Ama gözlemlediğinizde bakın kuyruk farkı, kuyruktaki farkı görüyorsunuz. Buradaki en nihai sonucu size verecektir. Bu şekilde cennet papağanı cinsiyet ayrımını çok kolay yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunlar bir tahmindir. %100'lük sonucu size bağlı bulunduğunuz bölgedeki veteriner hekimler verecektir testlerle. Renkleri, özellikle erkekler biraz daha canlı renklidir. Ötüş olarak erkekler genelde sabahları çok tiz öter, çok canlı ötüşe sahiplerdir. Dişiler biraz da erkeklere göre az öter. Erkekler rahatsız edici derecede öter. Bu şekilde kuşunuzu analiz ederek inceleyebilirsiniz. Diğer bir cinsiyet ayrımı ise çatı kontrolüdür. Çatı kontrolü için öncelikle cennet papağanınızın sırtı avucunuzun içerisine gelecek şekilde, ayakları ise size bakacak şekilde tutulmalıdır. Bu şekilde tuttuktan sonra işaret parmağınız ile ayaklarının arkasındaki kalan kısma hafifçe bir hissetmeniz için baskı uygulayınız. Fakat bu baskıyı sert olarak değil, nazik bir şekilde uygulamanız gerekir. Erkek cennet papağanlarında ise genelde birbirine yakın, dar olarak hissedilir. Örnekteki göreceğiniz gibi. Dişi cennet papağanlarında ise yumurtaların geçmesini sağlamak amacıyla geniş açılıdır. Bunu işaret parmağınızla dokunarak çok rahat anlayabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.